Antalya ve Doğu Akdeniz bu konuda en fazla etkilenecek olan alanlardan birisi. Niye? Çünkü hem sıcaklık artışından en fazla etkilenecek alanların içerisinde, hem de yağış bakımından en fazla etkilenecek alanların içerisinde. Ve kıyıda olduğu için de deniz seviyesi artışlarından etkilenecek olan bir bölgede bulunuyoruz. O yüzden de iklim değişikliği Antalya için özel bir anlam ifade ediyor ve gelecek için bunun planlanması muhakkak gerekiyor. Niye? Baktığımız zaman küresel anlamda karalar üzerinde 1.6 santigrat derece deniz seviyesi arttı. 0.88 derecede denizler üzerinde sıcaklık arttı ve tüm küresel ortalamayı koyarsak 1.1 dereceye yakın, 1.09 santigrat derece 1900'lü yıllardan sonra 1850-1900 ortalamasının üzerine bu sıcaklıklar arttı ve bu sıcaklık artış trendi de giderek büyüyor. Biz eğer hiçbir şey yapmazsak, bugünkü eylemlerimizi sürdürürsek 2100 yılında, 2070-2100 yılı senaryolarında dünya ortalaması 3.7 santigrat derece artacak. Bugün 1.1, 70 yıl sonra bu 3.5 dereceye çıkacak. Buna bizim dünyamızın dayanabilmesi mümkün değil. Bunun için muhakkak önlem alınması lazım ve bunu dünya birçok şekliyle gösteriyor. Bundan birisi de deniz seviyesi artışları. Çok fazla bu konuşulmuyor Türkiye'de. Türkiye'de daha çok işte sıcaklık artışları, yağış azalışı, kuraklık gibi şeyler konuşuluyor ama deniz seviyesi de Türkiye'de önemli. Niye önemli? Bir, sadece deniz suyunun altında kalmıyorsunuz. Yani belirli alanlar su altında kalacak. Türkiye yüksek bir ülke olduğu için, kıyılarda çok düzlük alanları bulunmadığı için sanki bundan etkilenmeyecekmiş gibi düşünülüyor ve çok hesaba edilmiyor. Ama düz ovaların bulunduğu alanlarda bu çok önemli. 2100 yılında 2 metre, 2150 yılında 5 metreye kadar deniz seviyesinin artma olasılığı var. Ya 2 metre, 5 metre nedir diye düşünebilirsiniz, bizi çok etkilemeyebilir ama düz alanlarda, ovalık alanlarda bu 1'e 100 gibi bir orana sahip. Yani 1 santim yükselirse deniz seviyesi 100 santim içeriye giriyor. O yüzden de bu çok önemli bir şey. Akarsu ağızlarında, bu Aksu Çayı'nın ağzında, işte Manavgat Nehri'nin oralarda bu çok önemli. Çünkü onların çevresinde düşük alanlar var ve bu alanlar boyunca su içeriye doğru giriyor ve çok geniş alanları kaplıyor, kuşatıyor. Ama sadece bu su altında kalmayla iş bitmiyor. Çünkü deniz suyunun yayıldığı alanlarda tarımsal alanlar tuzlanıyor. Taban suyu tuzlanıyor ve o yüzden de denize yakın o işgal edilen alanların yanında da pek çok arazi tuzlanma nedeniyle kullanılmaz hale geliyor. Alçak alanlar mesela işte Çukurova, Göksu Nehri civarındaki Silifke, Antalya Aksu Ovaları, Manavgat Ovaları, bizim Ege'deki Manavgat, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi alanlar etkileniyor ve tabii ki bir de İstanbul'da bundan çeken İstanbul Boğazı niye etkileniyor? Çünkü çok önemli bir kültür alanı ve çevresinde dünya kadar yalı var. Bu yalılarda 2 metre deniz seviyesi yükselmesi birinci katlarının tamamıyla su altında kalması. Yani bakın işte bir sürü yalılar, Kuleli Askeri Lisesi gibi pek çok tarihi alan var ve biz bu kültürü korumak için de bunları yaratmak zorundayız. O yüzden de 2 metre, 5 metre insan kulağında küçük şeylermiş gibi ama etkileri bunların çok büyük olan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.